Selamlar herkese. Geçtiğimiz programda Altın Öğütler 1 programı hazırlanıp yayınlanmıştı. Şimdi Altın Öğütler 2 programı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yolumuzu aydınlatan, ışık saçan, rehber olan bir takım değerli atasözü mahiyetli özlerden oluşacak program. Çok farklı kültürler, çok farklı zenginliklerin havuzu şeklinde bir birikimdir bu süreç. Hepimize faydalı olması ümidiyle. Evet, başlıyoruz. İyi bir insanın kötüden şüphelenmesi, kötünün iyiden emin olması kadar zordur. Bırakın adalet yerini bulsun. İsterse kıyamet kopsun. Düşünmeye utanmadığımız şeyleri söylemeye de utanmamalıyız. İnsanın karşısına kötülük etme fırsatı günde 100 kere, iyilik etme fırsatı ise yılda bir kere çıkar. Seyredenin gönlünde aşık olmadı mı? Bütün doğa pek zavallı bir manzara gösterir. O zaman güneş sadece bilmem ne kadar fersah kudrunda bir yıldızdır. Ağaçlar yakıp ısınmaya yarar, çiçekler bilmem hangi unsurlarına göre tasnif edilirler. Su da akıcı, ıslatıcı bir nesnedir. Fiziksel cesareti hayvanlarda gösterir, güdüseldir. Ahlaki cesareti yalnızca insanlar gösterir, öğrenilmeden sahip olunmaz. Hayatta en büyük eğlence başkalarının yapamazsın dediğini yapmaktır. Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır. Dört şey var ki dört şeye doymaz. Göz bakmaya, yer yağmura, kadın erkeğe, bilgin de bilgiye. Tecrübe herkesin hatalarına verdiği attır. Atak ve cesur ol. Bir gün geriye dönüp baktığında yaptıklarından çok yapmadıkların için pişmanlık duyacaksın. Uzun yaşamak için değil, doğru yaşamak için çalışıp çabalayınız. Yeryüzünde iki çeşit insan vardır. Birlikte yaşadıkları insanlara hayatı hoş edenler, beraber yaşadıkları insanlara hayatı zehir edenler. Rüzgarın yüzünü değiştiremezsen yelkenlerini rüzgara göre ayarla. Güneş olmazsan yıldız ol ama gökteki en parlak yıldız sen ol. İnsanlara kötülük etmek iyilik etmekten daha kolaydır. İnsan her şeyiyle başkalarına bağlanır ama düşüncelerimiz bize kalsın, başkalarının önünde bükülen dizlerimiz olsun, aklımız değil. Acı da olsa doğruyu söyleyiniz. Nezaket parayla satın alınmaz ama her şeyi satın alır. Ahlak insanla beraber ve onun için doğar. Şu dünyada insan biraz fazlaca iyi olmalı ki iyiyim dediğine değsin. En değerli armağan kendinden bir parça verebilmektir. Sorumsuz ve haklı olmak belki sorumlu ve yanlış olmaktan iyidir. İnsanlar seni istedikleri kadar iyi bilsinler ama kendi kendini aldatabilir misin? Ne kadar bilirsen bil, bildiklerin karşısındakinin anlayabileceği kadardır. Bildiğin her şeyi başkasına da öğret. Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmak. Her gün birbirini görmenin tadı başka, ayrılıp kavuşmanın tadı başkadır. Aba da bir, diba da bir, giyene güzel de bir, çirkin de bir, sevene. Bana
hatırlama sanatını değil unutma sanatını öğret. Çünkü ben hatırlamak istemediklerimi hatırlıyorum ve unutmak istediklerimi unutamıyorum. Al, ver diyorlar. Verme demiyorlar. Aşkı olmayan bir güzel dilber hastası olmayan doktor gibidir. Arkada bıraktıklarımızın yüreklerinde yaşamak ölmemektir. Milyoner kasasını, hırsız mahzenini, filozof kitabını ve aşık kalbini aynı heyecan ve korkuyla açarlar. Cehennem dediğin dal odun yoktur. Herkes ateşini kendi götürür. Başarı azim gerektirir, azim irade. Bazı hedefler başarısız olmaya da değer. Gerçek başarı, başarısız olmak korkusunu yenebilmektir. Eskiden yaptıkları hataları hatırlamayanlar, aynı hataları tekrarlamaya mahkumdur. Dünyanın gördüğü her büyük başarı önce bir hayaldi, en büyük çınar bir tohumdu, en büyük kuş bir yumurtada gizliydi. Dünyada en çok istediğim ve bana yaşamı gerçekten sevdiren iki şey var. Aşk ve özgürlük. Aşk uğruna gerekirse yaşamımdan vazgeçerim. Özgürlük uğruna ise aşkımı da feda ederim. Aslında bu sözde ben şunu söyleyebilirim. Aşkın içerisinde her şey mananın kendi yatır. Koyunu kurt saldırısından kurtaran çoban, koyuna göre kurtarıcı, kurda göre ise özgürlüğüne engel olan insandır. Demek ki koyun ile kurt arasında özgürlük tanımı açısından farklar vardır. Bazıları büyük doğar, bazıları da büyüklüğü kazanır. Bazılarına da büyüklük yakıştırılır. Izdırap çekmek ölmekten zordur. Ya deli ya mangal yürekli olmak gerekir. Korkacaksan insanın söylemezinden, suyun şarlamazından kork. Korkacaksan insanın söylemezinden, suyun şarlamazından, şırıltı çıkarmayanından kork. Yaşamdan haz duyabilmek için önce kendinizi, sonra başkalarını sevmeyi, en sonunda da başkalarının sevgisini kazanabilmeyi öğrenmek gerek. Hepimiz sevmek için yaratıldık. Bu var olmanın esası ve yegane tecellisidir. Nasıl kafa sayısı kadar düşünce çeşidi varsa, kalp sayısı kadar da aşk çeşidi vardır. Gerçek aşk tıpkı cinler, periler gibidir. Bahsi herkes eder, bahsini herkes eder. Ama gözüyle görmüş olan pek azdır. Aşklar ovaları kaplamış olan muazzam ordulara benzer. Daha dün bütün ihtişamıyla oradayken bugün ararız, yerinde yeller eser. Dal rüzgarı affetse bile bir kere kırılmıştır. Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki. Sevdiğin müddetçe ve sevebildiğin kadar, sevdiğine her şeyini verdiğin müddetçe ve verebildiğin kadar gençsin. Kadınlar olmasa hayatımızın ilk devreleri yardımsız, ortasız, zevksiz, sonu da tesellisiz kalırdı. Aile bağları o kadar ağırdır ki taşımak için iki kişi gerekir, hatta üç. Eski libas gibi aşkın gönlü söküldükten sonra dikilmez imiş. Saadet bir tekerlek gibi döner, kimi yukarı çıkarır, kimini aşağı düşürür. Gönlüm gene üzgün seni andım da derinden, geçtim gene dün eski hazan bahçelerinden. Evlilik bir kafese benzer, onun içine
Giremeyenler girmek için, içindekiler de çıkmak için çırpınırlar. Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet kadar alçaklıktır. Felsefe bizi başkaları için değil, kendimiz için güçlü görünmek için değil, güçlü olmak için yetiştirir. Güzellik yaz mevsimi gibidir, çok dayanmaz, çabuk çürür. Aşk ile öksürük hiçbir zaman saklanmaz. Aşk yalnız bir türlü olur ama birbirinden farklı bin nüfus nüshası vardır. Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılırsa yalnızlık olmaz. Mutluluk arayan kadın boynundaki elmaslardan çok masanın üzerindeki güllere bakar. Evlilikte iki hedef vardır, aşk ya da para. Aşk için evlenirseniz bir takım çok mutlu günleriniz ve muhtemelen epeyce de sıkıntılı günleriniz olacaktır. Para için evlenirseniz mutlu günleriniz olmayacak, ancak sıkıntılı günde pek yaşamayacaksınız. Bir kere evlenmek ödev, iki kere evlenmek eğlence, üç kere evlenmek çılgınlık. Israrla sizin fikrinizi soran bir kadın aslında kendi fikrini kabul ettirme çabasındadır. Deneyim yenilen kazıkların bileşkesidir. Deneyim çok iyi bir hocadır da ücreti biraz fazladır. Bir tane de aklıma şu an geldi. Okulların en pahalısı hayat okuludur. Çok acı bedellerle birikimler sağlarız, tecrübemiz artar, önümüzü görebilme diye bir yetimiz gelişir tabii ki. Gözyaşları acının sessiz sözleridir, gerçek sahip olduğumuz en kıymetli şeydir, onu boş yere harcamayalım. Cümleler doğrudur, sen doğruysan doğruluk bulunmaz, sen eğriysen. Bir insan söylediklerinden çok söylemedikleriyle de insanlaşır. Damla ancak kendini tamamlayınca damlar. İnsan da isterse bir damla kadar olabilir. Kötü insanlar yeryüzünde serpilmiş bir avuç iyi insanı sınamaya yarar. İnsanlar için hiçbir şey ebedi değildir. Ne yıldızlı gök kubbe, ne de feleketler, ne de zenginlikler. Bütün bunlar bir gün bir anda yok olup gider. İnsanların çoğu kör olarak doğar, bir gerçek gözlerine batıncaya kadar da bunun farkına varamazlar. Kuvvetli insan kendi kendini yenen insandır. Arzuladıkça kulunum, arzulandıkça kölen. Arzuladıkça kulunum, arzulandıkça kölen. İnsan hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeyleri istemekle geçirir. Dünya en güçlü işi bir şeyin nasıl yapılacağını bilirken başka birinin nasıl yapamadığını ses çıkarmadan seyretmektir. İyiliği yalnız iyiler anlar, fenalığı herkes. Biz hepimiz bir çömlekçinin elindeki çamuru andırırız. Hiçbir çömlek de çömlekçiye beni niçin böyle yoğurdun diyemez. Kadın kocasının delikanlılıkta sevgilisi, olgun çağda arkadaşı, ihtiyarlıkta da hasta bakıcısıdır. Geminin burnunu değil ufkunu gören kaptandır. Herkesin üç kişiliği vardır. Ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı. Söylediklerini kabul edemem ama bunları söyleme hakkını ölünceye kadar desteklerim. Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde o şeyden yana çıkmazsan korkaksın demektir. Bana bir harf öğreten beni kendine köle yapar. Koyun kurt ile gezerdi fikir başka başka olmasa. Affetmenin ne olduğunu yalnız cesurlar bilir. Yüreksizlerin tabiatında af diye bir şey yoktur.
Mesut olduğumuz zaman daima iyi oluruz, fakat iyi olduğumuz zaman daima mesut değilizdir. Hayatın nimetlerinin değerini bize öğreten ancak hayatın zahmetleridir. Gözünü kapayan yalnız kendini gece yapar. Hiç kimse denemeden neler yapabileceğini bilemez. Karanlığa küfredeceğine bir mum yak. Dünyanın en büyük adamı tek başına ayakta durabilen kişidir. Size ne yapacağınızı söyleyebilirler ama ne düşüneceğinizi söyleyemezler. Menfaat bir bal çanağı, insanlar da sinektir. Kenarından yetinmeyip ortasına dalanlar çırpına çırpına boğulurlar. Öfkeyle geçen her dakikanız mutluluğunuzdan çalınmış 60 saniyedir. Mutlu olmak mı istiyorsun? Yapman değil, yapmaman gereken o kadar çok şey var ki. Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşırmış. Tabi burada istişare etme, fikir zenginliğinin ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor. Haddini bilmeyene haddini bildirirler. Olduğun gibi görün, sevmediğin zaman sever gibi yapma. Aşka burun kıvırma sakın, o çöl ortasında çimenli bir yerdir. Yılların geçmesine öfkelenme, gençliğe yakışan şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişe. Ara sıra isyana yönelecek gibi olsan bile hatırla ki kainatı yargılamak imkansızdır. Onun için kavgalarını sürdürürken bile kendi kendinle barış içinde ol. Eski bir tapınak duvarındaki yapıt, keşke sözcüğü yerine bir dahaki sefere demeyi dene. Başarılı bir evliliğin altında iki şeyin yattığını unutma. Doğru insanı bulmak ve doğru insan olmak. Dünyaya geldiğimiz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan ölmeye başlarız. Paradan daha önemli şeyler vardır. Ne çare ki onları satın almak için para gerekiyor. Dünyada işlenmiş güç üç şey vardır. Elmas, çelik ve insan ruhu. Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır. Elmas, çelik ve insan ruhu. İnsanın olgunlaştırılmasıyla ilgili çabalar en zor olandır diyebiliriz. Aşk için her yaş büyüleyicidir. Sevilmeden sevmekten daha feci bir şey yoktur. Acı çekmeyenler başkalarının acı çekebileceğini akıllarına bile getirmezler. Niye böyle üzgün ve terk edilmiş görünüyorsun? Biz kapı kapalı olduğunda açıktır bir diğeri biliyor, bilmiyor musun? Anlatamam derdimi, dertsiz insana dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Büyük ruhlar aşkla daha da büyürler. Bir derdin varsa açabilirsin ağaçlara, ağaç yaprak verir sır vermez rüzgara. Dünya sonsuzluğun içinde küçük bir parantezdir. Söz söylemeyi öğrenmek, kılıç kullanmayı öğrenmekten zordur. İki şey insanı çileden çıkarır, söylenecek yerde ağız açmamak, susacak yerde lakırdı etmek. Tanrı'ya en yakın olanlar en çok yetinmesini bilenlerdir. Beklenen gün, gelecekte çekilen çile kutsaldır. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Büyük adamlar tarih büyük adamların yaptıklarını süslemiştir. İnsanlar din için yazı yazarlar, çarpışırlar ve ölürler. Dine uygun olarak yaşamazlar. İman yegane amaçları olması gerekirken vasıtalara kendi ihtiras küpleri olan ego vasıtalılığına her şeyi kurban ederler. Bunu da biz söyleyelim. Siz iftirayı kolay sanırsınız, halbuki o Allah nezdinde büyük günahtır.
Siz iftirayı kolay sanırsınız, halbuki o Allah nezdinde de büyük günahtır. Bir gün adaletle muamelede bulunmak 60 yıllık ibadetten üstündür. Yarınlar güzel günlere gebeydi, kürtaj ettiler. Benim görevim zamanı, onun görevi beni öldürmektir. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. İnsanları acı hatıralar kadar hiçbir şey birbirine bağlamaz. Eğer zamanı değiştirebilecek kadar güçlü değilseniz, neden zamanla değişmeyi denemiyorsunuz? Hayatı seviyorsanız zamanınızı boş geçirmeyin. Çünkü zaman hayatın ta kendisidir. Bugün dünlerin toplamıdır. Dünkü sebep neyse bugünkü sonuç aynıdır. Her insanın hayatı Tanrı'nın yazdığı peri masalıdır. Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. Yaşamak yeryüzünde en nadir rastlanan şeydir. İnsanların çoğu yalnızca var oluyorlar, o kadar. Zaman yuvarlanıp giderken bizi de beraberinde yuvarlar. İnsan ağzına açtığı yara binlerce merhemle dahi onarılmaz. İnsan ağzının açtığı yara binlerce merhemle dahi onarılamaz. Hoşumuza giden yalanları avuç dolusu yutarız da acı gerçekleri yudum yudum içeriz. Gençlikte günler kısa, yıllar uzun, yaşlılıkta günler uzun, yıllar kısadır. Sonsuzluk zamanın sonsuz bir akışı değildir. Fakat zaman uzun bir dönemin içinde kısa bir parantezdir. Hayatımız suya atılmış bir taşın çıkardığı dalgalar gibidir. Dalgalar büyür gittikçe daha da büyür, zamanı gelince de yok olur. Dünyaya geleni ölmez belleme, her dem ağlayanı gülmez belleme. Yaşamla baş edemiyoruz, yine de sonsuz bir yaşam diliyoruz. En çok yaşayan insan en çok yıl saymış olan değil, fakat hayatı en çok hissetmiş olandır. Hayatınız kötü bir yola girmişse unutmayın, direksiyondaki sizsiniz. Sık sık ölümü düşünmeye çalışın. Bunu düşüne kendinizi öyle bir duruma getirin ki ölüm size artık korkunç bir tehlike gibi görünmesin. Size bir dost, bu dertli yaşamın zorlukları içinde iyilik etmek için çırpınan ruhunuzu kurtaran, ruhunuzu bir teselli ve armağan yerine kavuşturan bir dost olarak görünsün. Boş bir torba dik durmaz. Zengin çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz. Dünyada hiçbir şey su kadar yumuşak ve ince değildir. Fakat büyük kayalar gibi sert ve durağan şeyleri onlardan daha iyi hiçbir şey onlar gibi güzel kıramaz ve parçalayamaz. Yüksek olanı sevmek biraz da yüksek olmak demektir. En güç üç şey vardır. Biri sırrı saklamak, biri yarayı unutmak, boş zamanı iyi kullanmak. Hayat bir tiyatro salonudur. Parası olanlar iyi yerlerde otururlar. Fırtınalar insanın denizi sevmesine engel olamaz. İnsanlar renkli cam pencerelere benzerler. Güneş parlarken onlar da parıl parıldır. Fakat karanlık olunca gerçek güzellikleri ancak içeriden ışık gelirse meydana çıkar. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. Özlem bir gramer yapısına benzer. Sen orada şimdiki zaman ile geçmiş zamanı bulursun. Dünyanın güçlükleri dörttür. Yalnız başına, ihtiyarlık, gurbette, hastalık, yokluk içinde borç. Yolculukta uzun yol. Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma. Ne varsa doğrudadır, doğruluk yaşar sanma. Nefistir seni yolda koyan,
yalda kalır nefse uyan. Ego ve sıfatları. Hayatın sırları ile ölümün sırları ayrı ayrı iki sandıktan sonsuza kadar saklı durmaktadır. Her birinin içinde ötekini aşacak anahtar saklı durmaktadır. Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır, yaşamın manasını kaybetmek. Eğer düşündüğümüz bildiğimizden çok daha az, bildiğimiz sevdiğimizden çok daha az, sevdiğimiz var olandan çok daha az ise, böylece kendimiz gerçekte olduğumuzdan çok daha azız demektir. İnsanların doğumu kapılar ardında gizlice olur da ölümü görmeye hep birlikte gideriz. Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalıdırlar. Dünya güzel bir kitaptır ama okumayana faydası yoktur. Yalanlamak ve reddetmek için okuma. Yalanlamak ve reddetmek için okuma. İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma. Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma. Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku. Ben bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan farklıyım. Daha hayatı bilmiyoruz, ölümü nasıl bilebiliriz ki? Kim başkalarını yenmek istiyorsa önce kendini yenmelidir. Kim başkaları hakkında hüküm vermek istiyorsa önce kendi hakkında hüküm vermelidir. Kim başkalarını tanımak istiyorsa önce kendini tanımalıdır. Kitaplar sesliğin çocukları ve yalnızlığın yapıtlarıdır. Bir şekilde doğal fakat bin bir şekilde ölürüz. Dört şey geri gelmez. Söylenen söz, atılan ok, geçen zaman ve kaçırılan fırsat. Her insanın iki eğitimi vardır. Biri başkalarından aldığı, öteki, daha önemlisi de kendi kendine verdiğidir. İnsanların aynası kitaplardır. Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer. Hatırlamak başka, bilmek başkadır. Hatırlamak yalnız belleğe saklanması için verilmiş bir şeyin muhafaza edilmesidir. Bilmek ise her şeyi kendinizin bir parçası yapmak demek. Hayatta rast geldiğim her insan bir bakımdan benden üstündür ve ben ondan bir şey öğrenebilirim. İçini benden gizlemeye çalışanın bana saygısı olabilir ama benim saygım bana kapanmayana. Kuyuda su kalmayınca onun kıymetini anlarız. Evlenmek insanın haklarının yarıya düşmesi ve görevlerinin iki katına çıkmasıdır. Öğretim sınıfta biter fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. Yanlış anlayanlar tarafından söylenen bir doğrudan daha kötü hiçbir yalan yoktur. Herkesin çocukluğunda daima bir an gelir, kapı açılır ve gerçekler içeri girer. Ateşe tapan bin yıl ateş yaksa içine düştüğünde ateş yine onu yakar. Durmadan bana geleceğine arada bir kendine gel. Aşkın trajedisi ilgisizliktir. Yaşam bir uçurtmadır. İstediğin kadar uç, sonunda toprağa inersin. İnsan sahip olduğu şeylerin değil, her şeye rağmen şimdiye kadar sahip olmadıklarının ve sahip olabileceği şeylerin toplamıdır. Yaşam tütündür. Tadını çıkarırken bir başkasının tek nefes olmuşsun. Allah insana bir ağızla iki kulak vermiş. Bir söyleyip iki dinlesin diye. Ölümün bizi nerede beklediği belli değil. İyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. Kurt dişlerini kaybedebilir ama huyunu asla değiştirmez.
En güzel savaş insanın kendi nefis ve ihtiraslarına karşı giriştirdiği mücadeledir. Güler yüz altından anahtardır. Güler yüz altından anahtardır. Kadın bir kaledir, erkek de içerideki esir. Yanlış yolda olan başkasına doğru yolu gösterir. Soğuk bir kalpten sıcak bir söz çıkmaz. Önünde çok dert varsa küçük olanlarını, nimet varsa büyük olanını seç. Hakikati söyleyen yalancıya inanılmaz. İyi dost kara günde belli olur. Çocuğunuza susmasını öğretin, konuşmasını nasıl olsa öğrenecektir. Kendisine iyilik yapılan bir adam bunu daima hatırlamalı. İyiliği yapan ise unutulmamalıdır. Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. Biz insanlar mutluluğumuzun değerini ancak onu kaybettikten sonra anlarız. Öğüt dünyanın en pahalı hazineleri kadar kıymetli olduğu halde ekseriye pek ucuza satılır. Hiçbir şey yıllarımız kadar çabuk geçmez. İki şeyin elden gitmeden değerini anlamak zordur. Biri sağlık, öteki gençlik. Cesaret ölmekle değil, yaşamakla ölçülür. En yüksek erişmek için en aşağıdan başlamak lazımdır. En yükseğe erişmek için en aşağıdan başlamak lazımdır. Benim aşkım olmasa senin güzelliğin beş para etmez. Tartışmayı bilmeyenler kavga ederler. Gerçeği insanların ölçüleri ile değil, insanların gerçeğin ölçüsüyle tanır. Adaletsiz ülke güneşsiz dünyaya benzer. Genellikle bütün büyük yanlışlıkların altında gurur yatar. Sevdiklerimize düşkünlük gösterdiğimizde dünya başkalaşır. Nefret etmeyi bilmek de hünerdir. Ey hayat, seni bu kadar kıymetli tutuşum ölüm sayesindedir. Ölüm noktasına erişip de aslında hiç yaşamamış olduğumuzu anlamak ne acı şey. Gençken bilgi ağacını dikmezsen ihtiyarladığımızda gölgesinde barınacak bir ağacımız olmayacaktır. Dost acılarını dostlarıyla paylaşandır. Hayat doğumla başlayan, ölümle biten bir okuldur. Orada herkes hem öğretmendir hem öğrenci. Yaşamak için mücadele şarttır. Öğrendiklerini bir saat gibi cebinde taşı, ikide bir saati okuduğunu göstermek isteyen insanlar gibi ortaya çıkarma. Eğer birisi sana saati sorarsa söylersin ama her saat başında sorulmadan saat kulesi gibi ötme. Olgun insan güzel söz söylemesini bilen insan değil, söylediğini yapan ve yapabildiğini söyleyebilen insandır. İnsan her zaman kahraman olamaz ama her zaman insan olabilir. Yenilgiye değil, savaşa köle olmaya değil, köleliğe zenginliğe değil, yoksulluğa baş kaldırın. Yoksa korkaklarla, asillerle, kıskançlarla bir olursunuz. Hiçbir düş onu olağan kılan yaşamdan daha güzel olamaz. Güven bir karaca kadar çekingendir. İnsan onu bir kere koydu mu tekrar bulması uzun zamana bağlıdır. Kim kıskanırsa kördür. Kim nefret ederse sağırdır. Kim kızarsa topaldır. Yalnız kim severse onun her şeyi tamdır. Dünyanın en zor şeyleri şunlardır. Sır tutmak, kusur bağışlamak, başkalarını değerlendirmek. Ne kadar geriye bakarsanız o kadar ilerisini görebilirsiniz. Hayat yalnız geriye doğru anlaşılabilir fakat ileriye doğru yaşanmaktadır. Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma. Geri dönmek isteyebilirsin. Kavak ağacını beğenen ve seven çok az kişi gördüm çünkü dost doğrudur. İyi bir kadın erkeği
etkiler, zeki bir kadın onda ilgi uyandırır, güzel bir kadın onu büyüler ve anlayışlı bir kadın ona sahip olur. Gerçek ayakkabılarını giymeden yalan dünyayı 3 kez dolaşır. Konuşma insanın aklını diliyle kullanma sanatıdır. Konuşma aklın firstidir. Dostluk havası yaratmak için bir gülümseme kafidir. Bir şeyi uzun zaman durmadan ararsanız bir gün muhakkak aramadan bulursunuz. Birçok şeyi yarım bileceğine bir tek şeyi iyi bilen birçok şeyi yarım bileceğine bir tek şeyi iyi bil. Zaman ne çıkarır ne de böler. Fakat öyle bir ölçüde toplar ki çarpma bile onun yanında ufak kalır. Çalışmak bizi şu 3 büyük beladan kurtarır. Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk. Benim bütün ilgim gelecektir çünkü hayatımın geri kalanını orada geçireceğim. Giden hayatı geriye getirebilecek hiçbir ilaç yoktur. Bazen sevgi sayesinde her şey birbiriyle birleşir. Başka bir zamanda ise nefret yüzünden hepsi birbirinden ayrılır gider. Sana yapılmasını istemediklerini sen başkasına yapma. Aynı nehirde 2 kez yıkanamazsın. Çünkü sonradan akan su ilk akan sudan başkadır. Akıllı insanlar düşmanlarından birçok şey öğrenebilirler. Bir dost kimdir? 2 vücutta bulunan bir tek ruh. Her gün sanki son günümüz gününmüş gibi geçir. Bir şeyin hiç olmamasından geç olması daha iyidir. İnsanların iyiliği ve kötülüğü kendi içinde yatar. Çok az şeye sahip olan insan değil, asıl olan şeyin özlemini çeken insan fakirdir. Gerçeği söyleyenin yüzü kızarmaz. Bir dost uzun zaman aranır, güç bela bulunur, güçlükle korunur. Eğer ırmakta su kalmamışsa bu kanalın değil kaynağın suçudur. Evlenmeden önce gözlerini açmayanlar evlendikten sonra gözlerini kapamaya mecbur kalırlar. Her acının bir tatlı, her tatlının da bir acı yanı vardır. Kimse duymak istemeyenler kadar sağır olamaz. İşlerinizin rast gitmesini istiyorsanız yetimlere ve kimsesizlere yardım edin. İşlerinizin rast gitmesini istiyorsanız yetimlere ve kimsesizlere yardım edin. İnsanı hayvandan ayıran karşılıklı saygı duygusudur. İşlenen günahların korkusu olsaydı, işlenen günahların kokusu olsaydı, günahlarımın kokusu yüzünden hiç kimse bana yanaşmazdı. Dağların yer değiştirdiğine inanırım da insanların huyu değiştirdiklerine inanmıyorum. Hayatımızın ilk 1/4'ünü kullanmasını bilmeden son 1/4 ise kullanmak kudretimiz tükenmedikten sonra geçiriyoruz. Gerçekleri birinin yüzüne vuracaksan bari işi şakaya al da seni öldürmesin. 3 tip egoist vardır. Bazıları yaşar ve yaşatırlar. Bazıları kendileri yaşar ama yaşatmazlar. Son gruptakiler ise yaşamazlar ve başkalarını yaşamalarına da engellerler. Mutluluk dağlar gibidir. Ses verir ama kımıldamaz. Bekler ki sen ona gidesin. İnsanoğlu yalnızca tam anlamıyla insan olduğu yerde oynar ve sadece oynadığı yerde insandır. Olmayanı yaratmak, olanı yok etmekten zordur.
Kafamızın almadığı her şeye karışık deriz. Düşünmekten utanmıyorsan söylemekten de utanma. Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur. Ey Tanrım, bana değiştirebilecek şeyleri değiştirecek cesareti, değiştirilemeyecek veya değiştirilmesine lüzum olmayan şeyleri kabul edecek kuvveti ve bu iki şeyi birbirinden ayırabilecek bilgeliği ver. Aşk birlikte aptallaşmaktan ibarettir. Toprak nankör bir adamdan daha kötüsünü yetiştiremez. Hepimiz değişik derecelerde kaynarız. Bütünü gözden geçirmeden parçaları inceleme. Halkın sesi hakkın sesidir. Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görünmez. Kirli ruhların gizli olarak söylediklerini sağır yastıklar dinler. Çeken bilir ayrılığın derdinden. Eğer aşkın gözleri körse nefretin ki onunkinden daha kördür. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir. Güzel bir şey her zaman iyi değildir ama iyi bir şey her zaman güzeldir. Ne etmeli güzeli huy olmayınca? Biz iki hırsız arasında kendimizi feda ederiz. Düne ait üzüntülerle yarına ait korkular. Kötü bir adama iyilik etmek, iyi bir adama kötülük etmek kadar tehlikelidir. Sahip olduğumuz değil, kullandığımız, gördüğümüz değil, seçtiğimiz, istediğimiz değil, söylediğimiz şeyler toplumu küçülten veya büyülten şeylerdir. Bu dünyada yalnız iki facia vardır. Biri insanın istediğini elde edememesi, öteki de etmesidir. İnsan ya acılarını unutmasını ya da kendi mezarını kazanmasını bilmelidir. Gölge doğuşunu ışığa borçludur. Her yerde bina yapan o kadar çok insan var ki ama mimarlık bu değil. Biz zavallı insanlar kalplerimizin elinde birer oyuncaktan başka bir şey değiliz. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. İnsan sadece ekmeğe değil, şerefe de ihtiyaç duyar. Şerefini kaybettikten sonra yaşamaktan daha feci ölüm olur mu? Gerçek arkadaşlık sağlık gibidir. Değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır. Sırrın senin tutsağındır, onu söylersen sen onun tutsağı olursun. İyi bir ağaca sarılan gölgesiz kalmaz. İnsanın en büyük dostu zorluklardır. Çünkü insanın karşılaştığı zorluklar kuvvetlendirir. Küçük bir tecrübe insana eğitimin hakkında gelmesi için yeter. Vicdanımız yanılmaz bir yargıçtır, biz onu öldürmedikçe. Yanlışlık fare deliğinden bile geçer, doğruluk kapılardan sığmaz. Yanlışlık fare deliğinden bile geçer, doğruluk kapılardan sığmaz. Koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasa. İnsanın en büyük sanatı zamandır. Zamanı ancak kullanarak unutabiliriz. Zaman dostluğu güçlendirir, aşkı zayıflatır. Kaybettiğimiz anları sonsuzluk bile geri getiremez. Görmek istemeyenden daha kör kimse yoktur. Doğru işlemeyen akıl keskinmiş. Neye yarar? Saatin iyiliği koşmasında değil, doğru gitmesindedir. Sanatın ilgisizlikten başka düşmanı yoktur. Bir şey koparır yıllar bizden akıp giderken. Ne mutlu o kişiye ki ayıbını kendi görür. İnsanlar hedeflerinden büyük olmalıdırlar. İnsanın söyleyecek çok şey olduğu halde söylememeyi bilmesi olgunluğunun başlangıcıdır.
Hayat arkadaşlıktan daha büyük bir hediye veremez. Doğada ne ödül vardır ne de ceza. Yalnız ve yalnız sonuç vardır. Hayal ruhun gizli kapısıdır. Kötü fikirler çoğu kez oradan girer. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Taş yerinde ağırdır. Her şeyi genelleştirmeyi seven insan genellikle yalan söyler. İnsanların çoğu duvar, çok azı da aralarında köprü kurarlar. Uçurtmalar rüzgar kuvvetiyle değil, o kuvvete karşı uçtukları için yükselirler. Doğru olanı gördüğü halde yapmamak cesaretsizliktir. Gelecek güçsüzler için ulaşılmaz, korkaklar için bilinmezlik, cesurlar içinse şanstır. Cesaretin ölçüsü ölmek değil yaşamaktır. Su hiçbir zaman ateşten korkmaz. Sırça köşkte oturan taş atmaktan çekinmelidir. Konuşmak susmanın küçük bir değişikliğidir. Zenginlerin zevkleri fakirlerin gözyaşlarıyla satın alınır. Eğer sen uzun müddet uçurumun içine bakarsan, uçurum da senin için içine bakar. Bugün için yaşa, yarın için hayal kur, dünden öğren. Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. Konarsan güle kon, dikene konma, eski düşmanların dost olur sanma. İnsanların üstünlüğüyle övünebilecekleri soyları varsa bilsinler ki soyları çamur ve sudandır. Cehaletle kardeş olanla arkadaşlıktan sakının. Nice cahil arkadaşlığı hikmet sahibinin yok olmasına neden olmuştur. Beni de zengin kılacaktır onu benden zengin kılan, ne yoksulluk ne de zenginliktir sürekli kalan. Her yaranın uygun ilacı vardır ama kötü uyun ilacı yoktur. Çaba harcamadan yarasının iyileşmesi için herkesten çare bekleyen kişi, yarasının iyileşmesini beklerken yara üstüne yara açar. Katlanılmaz bir kötülük gelirse başına suskun kayalar gibi durmalıyım. Konuğuna gücün yettiğince izzet-i ikramda bulun. Öyle ki ona saygıdan seni mirasçı sansın. Birlikte olduğun kişiyi dost edin, dostluğunu pekiştir, seni senin olmadığın yerde dostluğu ile savunsun. Nerede olursa olsun, dostuna sahip çık. Zaman fenalıklarla, zorluklarla boynundaki ipini sıkabilir. O an ızdıraplara kapılıp ümitsizliğe düşme. Düşmanımın dostu düşmanlığımı alır. Dostumun dostu dostum olur. Yıllar boyu bir akrebi beslersen fırsat bulduğu an sana zehrini akıtır. Su ve yağmur ne kadar zarar verebilir? Yalçın kayalara hangi rüzgar erişebilir? İnsanın sonsuz ihtişamına. Ey insan! Ayan beyan bir kitapsın ki harflerinde yüreğin okunur. Bir diğer süreç, topallayan da yol alır. Kaynağa ulaşmak için akıntıya karşı yüzmek gerekir. Gülmenin yasaklandığı yerde genellikle ağlamak da serbest değildir. Susmanın yankısını yitirmemek elde mi? 200'lü adama sır verme, sözün yayılır, sırrın ortaya çıkar. Tecrübe edinmiş ve güvenilir insana iyice yapış, böylece insanlardan sen zevk duyarsın.
Her sözü dinle fakat hemen inanma, gönül sırrını açma, onu sımsıkı sakla. Hiç kusurumuz olmasaydı başkalarında kusur bulmaktan bu kadar zevk almazdık. Gençlik devamlı sarhoşluktur. İnsan sevdiği zaman çoğu kez en ziyade inandığı şeyden de şüphe eder. Öğüt vermek kolay, örnek olmak zordur. Kabahat yalnız bir tarafta olsa kavgalar uzun zaman devam etmezdi. Vücut için can neyse seven için de aşk odur. İnsanını, yaşamını nasıl sayılayacağını bilmesi önemlidir. Ama nasıl yaşayacağını bilmesi daha da önemlidir. Kalp gözü gözle görülmeyenleri de görür. Dalın ucuna gitmekten korkma, meyve oradadır. Büyük adam büyüklüğünü küçük adama davranışlarıyla gösterir. Başlamak için en uygun zamanı beklersen hiç başlamayabilirsin. Şimdi başla. Şu anda bulunduğun yerden elindekilerle başla. Dost senin hakkında her şeyi bilen ve buna rağmen seni seven kimsedir. Kızgınlık ve küskünlük zaten çok kısa olan hayatın değerli dakikalarını harcamaktır. Hiç kimse mutlu olma garantisine sahip değildir. Hayal herkese yalnızca zaman ve yer veriyor. Bunları neşeyle doldurmak bize kalmış bir şey. Ya tozu dumana katarsın, ya tozu dumana, dumanı yutarsın. En değerli amaçlara çok zor ulaşıldığını unutmayın. Zafer kolay kazanılıyorsa kendi isteklerinizin değerli olup olmadığını sorgulamalısınız. Görevinizdeki başarınızın çok çalışma hevesine bağlı olduğunu unutmamalısınız. Alın teri. Daima ilhamdan önce gelir. En değerli çabalarınızın arkadaşlarınız tarafından lanetleneceğini bilin. Siz mükemmel oldukça en çok acıyı çekecek onlardır. Eğer hareket ve istekleriniz onları tehdit etmiyorsa, önemsiz biri olma yolundasınız demektir. Çabuk verilmiş kararlar her zaman iyi kararlar değildir. Aynı şekilde çok ağır verilen kararlarda en iyi kararlar olmayabilir. Sorunlar ve muhalefet karşısında bile ısrarlı olmalısınız. Evet, ikinci bölümü Altın Öğütlerin burada son buluyor. Programımız oldukça uzun gittiğini kabul ediyoruz. Dinleyenlerimiz bunu toplam süreyi parçalara bölerek parça parça takip edebilirler. Kendileri ve biz de faydalanma ümidiyle diyoruz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar herkese. Allah'a ısmarladık.